Evet, değerli konuklarımızla birlikte an itibariyle uzunca bir süredir zaten değerli yorumlarıyla takip ettiğimiz dış gündemi konuşacağız. Bugün Libya'ya dört bakan bir çıkarma gerçekleştirdi. Son derece önemli çünkü Aralık'ta Libya'da seçimler var ve öncesinde yeni bir mutabakat zaptını imza attık dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla birlikte kameralar karşısındaydı. Öncelikle Yunanistan'ın 2019 Kasım'ında Libya ile münhasır ekonomik bölge yani deniz yetki alanları anlaşması imzalanmasının hemen başlayan gerilimi geldiği son noktayı konuşmadan önce Türkiye'nin Trablusgarp'tan Libya'dan son mesajını ekranlara taşıyalım. İki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat mutralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız. Deniz yetki alanları anlaşması konusunda bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır. Yürürlükte olan bir anlaşmadır. Hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. Yani BM'nin bu anlaşmayla ilgili bir onay, BM'ye bir onay mekanizması değildir. Bildirimde bulunduk. Biz Türkiye olarak deniz yetki alanlarımızı yani kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı, deniz yetki alanlarını belirleyerek onu da BM'ye kaydettirmesidir. Akdeniz'i biz aslında tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususunda da kararlılığımız tamdır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'ne de bir ortak konferans, Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştur. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın tekrar uçuşlarına başlaması için de birlikte çalışıyoruz. Yine bir mutabakat imzalandı. Bu son derece önemli. Aralık'ta da zaten seçimler var. Şimdi bir yandan bu hamleyi konuşacağız. Bir yandan da dediğimiz gibi Kasım 2019'da Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması imzalı anda itibaren Yunanistan zaten İsmet, Türkiye karşıtı bir cephe, Türkiye'yi dışlayan, Doğu Akdeniz'in bütün kaynaklarından Türkiye'yi dışlayan bir boru hattı projesine mihmandarlık yapmış. Ve Türkiye'nin karşısında son derece ciddi bir cepheyi tahkim etmişti. Türkiye'nin kendisinden uzaklaşan eski dostları diyelim İsrail, Mısır, bütün bunların içinde yer aldığı bir cepheydi, Körfez ülkeleri. Gelinen son noktada ise Türkiye yeni bir açılımla gündemde, söz konusu kaybettiği dostları tekrar kazanmakla şu anda yeni bir yol haritası izliyor ve Ukrayna Savaşı sonrasında da hem Türkiye'nin ehemmiyeti bir kez daha Batı nezdinde teyit edildi hem de Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ya bu İsmet projesi zaten hiçbir mantığı yok, ben buradan çıkıyorum. İşte bundan sonra gelinen noktada İsmet projesinin olmadığı bir Doğu Akdeniz'de Yunanistan gerilimi tırmandırmayı devam ediyor. Öncelikle Sayın Pekin, Libya konusunda bu seçimler öncesinde yapılan bu ziyaret, verilen mesajlar ve tabii ki dört bakanımızın orada bulunması, Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, heyetin kendisi bir mesaj veriyor mu? Veriyor tabii efendim. Öncelikle bu bölgede şöyle bir şey söyleyeyim. Son gelişmelere baktığımız zaman biliyorsunuz bunlar evvel de bir seçim vardı. Seçim tarihini ertelediler. Geçici hükümet kuruldu ama anlaşmazlık oldu. Dibey Bey ile Başa arasında sorunlar çıkmaya başladı. Hatta zaman zaman Trablusgarp'ta şey oldu. Yani Trablus'ta bir çatışma. İç savaş demeyeyim ama çatışmalar ortaya çıktı. Daha sonra Başak'ın Halife Hafter'le görüştüğünü ondan sonra diğer bölgedeki Libya'nın doğusundaki hükümetle ya da oradaki meclisle görüştüğünü, meclisleriyle görüştüğünü biliyoruz. Yavaş yavaş sanki Türkiye'yi Libya'dan dışlayacak şekilde bir çalışmalar vardı. Şimdi bu son dönemde sanırım
Bundan bir hafta 10 gün evvel yine hem Başa hem de Dibeybe Türkiye'ye geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Yani büyük ihtimalle görüşürken de Türkiye'nin tabii menfaatleri göz önünde bulunuyor. Şimdi giden, şimdiki olay sahayı aslında Amerika ve Fransa İtalya'da yakında gelir. Onlar koordine etme, onlar kontrol etme gibi bir hevesleri vardı. Şimdi tabii bu son anlaşmayla, dört bakanın gitmesiyle, bir takım güvenciler vermesiyle ve Türkiye'nin orada silahlı güç bulundurması dahil olmak üzere yapılan anlaşmalar da öyle. Yani mesela şu hidrokarbon anlaşması imzalanmış. Arkasında şimdi galiba gazla ilgili bir anlaşma imzalanacak. Bunlar önemli. Yani büyük ihtimalle hem arama olayı var, sondaj olayı var içerisinde. Hem de Libya'nın petrol ve doğalgazından Türkiye'ye yönelik Türkiye'ye talep var. Böylece bu dört bakana baktığımız zaman bunlar hepsi yatırımcı bakanlıklar ve Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı aynı zamanda yani bütün bu evet. Hani Libya konusunda Libya'nın evet. istikrarı için Türkiye'nin yani müdahil bulunduğu. Şey, yani evet. biz Libya'nın, Libya hükümetinin istikrarı sağlamak üzere Trablus hükümetinin arkasındayız. Ve buradan elimizi çekmiyoruz. Silahlı kuvvetlerimizi buraya gönderir dedi. Bu açık ve net olarak belirleniyor. Dışişleri Bakanı aynı şekilde. Diğerleri de var. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'nin bu bölgede bu bölgeyi sahiplendiği, bu bölgede iddialı olduğu, bu bölgede şeyi meydanı kimseye bırakmak istemediğini açıkça şey. Bu tabii hem Amerika'ya hem Fransa'ya hem de bana göre diğer şeylere, özellikle bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir mesaj diye değerlendiriyorum. Bir defa daha bu. Yani seçimlerden evvel bu işin oluşması bence Türkiye açısından önemli. Tabii seçim sonuçları da önemli. Baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sanki Türkiye'yi bu seçimlerle beraber bölgeden uzaklaştıracak, bölge ilişkisini kesecek şekilde bir çalışma var. Seçim çalışması var. Onun için diğerleri de mesela İtalya şeyle görüşüyor, Başa ile görüşüyor, diğerleri Dibebe ile görüşüyor. Yani çok bir şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri hakeza. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki büyükelçisi de geçenlerde bir demeci vardı yine öyle söyleyelim. Bence önemli bir mesaj Türkiye'nin elini oradan çekmemesi lazım. Çünkü evet. sadece evet. olay deniz yetki alanının yani deniz yetki alanlarının sınırı değil şu anda. Öbür tarafa da mesela şu anda Lübnan'da da sorun var. Lübnan'da İsrail arasında deniz yetki alanının belirlenmesi konusunda sorun var. Amerika Lübnan'da İsrail arasında siyasi görüşmeler ya da görüşmeler olmadığı için, irtibat olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri o bölgede şey yapıyor. İki ülke arasında ne diyelim arabuluculuk yapıyor. Burada da Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçmemiz lazım. Bizim için çok önemli. Umarım Mısır'la da ilişkiler gelişir. Mısır'ı da Libya konusunda yanımıza alırız. Çünkü Mısır Libya konusunda biraz daha birden biraz daha farklı düşünüyor olabilir. O daha çok Amerika ile Fransa ile işbirliği içerisinde olabilir diye değerlendiriyorum. Bence Türkiye buna devam edecek, devam etmeli ve mesajını da açık ve net olarak evet. Sayın Dışişleri Bakanımızın belirttiği gibi açık ve net olarak da belirtmeli diye düşünüyorum. Peki.